kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için nefis bir lokanta usulü salçalı ekşili köfte tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak köftemi hazırlamakta başlıyorum. Kaseye 300 gram orta yağlı dana ve kuzu karışık kıymayı alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 adet yumurta ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Son olarak yıkadığım ve süzdüğüm yarım çay bardağı pirinci de ekleyerek güzelce yoğuruyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Köfte harcımı güzelce yoğuruyorum. Daha sonra yuvarlama işlemine geçeceğim. Köfte harcımı yeteri kadar yoğurdum ve hazırladım. Bir kaseye un koydum, ayrı bir kaseye de su koydum. Arada bir elimi ıslatarak köftelerime şekil vereceğim. Tepsiye bolca un serpiyorum. Un sayesinde hem köfteler birbirine yapışmıyor hem de yemeğimize kıvam veriyoruz. Tepsiye bolca un serptikten sonra ellerimi ıslatıyorum ve ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıyorum. Köfte harcını elimle iyice sıkıştırdıktan sonra iki eşit parçaya bölüyorum. Yuvarlayarak un serptiğim tepsiye koyuyorum. Hazırladığım köftelerin her yerini una buluyorum. Köftelerimi hazırladıktan sonra sebzelerimi soteleme işlemine geçeceğim. Köftelerin bir kısmını yuvarladıktan sonra tepsiyi sallıyorum ve köftelerin her yerini una buluyorum. Sonrasında köftelerimi yuvarlayarak şekil verme işlemine devam ediyorum. Köftelerimin tamamını yuvarlayarak tepsiye dizdim. Şimdi her yerini bolca unluyorum. Köftelerim artık hazır. Şimdi tavaya yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvıyı alıyorum. Daha sonra içerisine kabuklarını soyup küp küp doğradığım 2 adet havuç ve 2 adet patatesi ekliyorum. Havucu ve patatesi orta ateşte biraz soteliyorum. Havuç ve patatesi biraz soteledikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu acı biber salçası ve bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı kuru nane ekliyorum. Salçaları ve baharatları ekledikten sonra karıştırarak soteleme işlemine devam ediyorum. Salçaların ekşi tadı çıkana kadar kavurma işlemine devam ettikten sonra içerisine 1,5 litre kaynar su ekliyorum. Verdiğim ölçüler tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Suyun tamamını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Sonrasında da içerisine kabuklarını soyduğum iki diş sarımsağı rendeliyorum. Sarımsakları rendeledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Sonrasında da köfteleri yavaş yavaş içerisine bırakıyorum. Bu süre zarfında da yemeğim güzelce kaynadı. Kaynayan suyun içerisine köftelerimi ekliyorum. Köftelerin tamamını ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak içerisine yarım limonun suyunu ekliyorum. Yemeğim için gerekli bütün malzemeleri tencereye koydum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. Sebzeler ve köfteler iyice pişene kadar pişirme işlemine devam ediyorum. Yaklaşık 20-25 dakikanın sonunda kontrol ettiğimde yemeğim güzelce pişmişti. Pişen yemeği biraz dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Kıvamı, lezzeti ve ekşiliği tam yerinde oldu. Benim çok sevdiğim ve çok sık yaptığım bir tariftir. İnşallah tarifimi sizler de denediğinizde vazgeçemeyeceksiniz. Yemeğim biraz dinlendikten sonra kıvamını tam anlamıyla aldı gördüğünüz gibi. Hemen servis tabağına alarak sizler için doku testine geçiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.